Birden 9'a kadar bir rakam seç. Sana çıkan şeyi uygula. Söz mü? Bu arada maddelere geçmeden önce beni buradan takip etmeyi lütfen unutma. Yoruma da sana çıkanı ve ben bunu uygularım dediğin şeyi yaz. 1. Çocuğunla birlikte veya kardeşinle kısa bir sure ezberle. 2. Bu gece teheccüd namazı kıl. 3. Bir iman dersi iz veya dini sohbetler dinle. 4. 3 gece yatağa girdiğinde İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak uyu. 5. Bir hayır kurumu veya bir medreseye bağış yap. 6. Bu hafta pazartesi ve perşembe oruçlarını tut. 7. Bu ayda bitirmek üzere bir hatime başla. 8. Unutulmuş bir sünneti bir kağıda yaz ve onu uygulamaya başla. 9. Nasuh yani samimi bir tövbe et. Allah Azze ve Celle'nin hurmaya verdiği akıl almaz gizem. Hurma, bitki dünyasının en özel meyvesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hurma ile süte iki en güzel şey buyurmuştur. Hadislerden öğrendiğimize göre ac ve hurması zehre karşı şifa konumundadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında sayıca tek sayılarda olan birkaç hurma yemedikçe namaza gitmezdi. Günde 3 hurma yediğimizde bağışıklık sistemi güçlenir. Vücudun direnci artar ve üremeye faydası olur. Bilim adamları hurmanın stres ve gerginliği giderici etkisine de dikkat çekmektedirler. Acı ve hurmasının kanser önleyici olduğunu da kanıtlamışlardır. Aç karnına hurma yiyin. Zira vücuttaki mikropları öldürür. Çocuklar ölünce ne olur? Kulun çocuğu öldüğü zaman. Allah-u Teala canını almakla vazifeli olan meleklere sorar. Kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Melekler evet ya Rabbi derler. Allah Azze ve Celle der ki demek kulumun gönlünün meyvesini kopardınız. Melekler evet ya Rabbi derler. Allah-u Teala peki kulum ne dedi der. Melekler sana hamd etti ve biz Allah içiniz ona döneceğiz dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala der ki gönlünün meyvesini koparmanıza rağmen bana hamd edip yönelen bu kulum için cennette bir köşk hazırlayınız ve adını da hamd evi koyunuz. Allah'ım başımıza gelen her olayda sana hamd edebilen kullarından olmayı nasip eyle.